Ama Ziya Gökalp çok ilginç bir şekilde 1924 yılının Ekim'inde, 29 Ekim'den kısa bir süre önce, 4-5 gün önce ölüverdi. Öldü mü, öldürüldü mü? Bak bunu da bir soru işareti olarak koyuyorum. Ziya Gökalp öldü mü, öldürüldü mü? Çünkü Ziya Gökalp'in kitapları 1924'ten sonra yasaktı. Hiçbir kitabı devlet tarafından olsun, özel kesim tarafından olsun 1950'ye kadar basılmadı. Basıldı diyen varsa çıkartır koyar. 1939 yılında korsan bir baskı yapıldı Türkçülüğün esaslarının. Lavuz Türkkan başına gelmeyen kalmadı. Savcıdan canını zor kurtardı. Kitabı toplattılar. Ziya Gökalp'in kitabı yasaklanmış bu ülkede ya. Ziya Gökalp'in kitabı yasaklanmış. Kitapları yasak. Türkçülüğün esasları 1923'te yayınlanıyor. 1950'ye kadar hiçbir baskısı yok. Şimdi bu gerçekleri insanların bilmesi lazım. Ziya Gökalp dahi bunlara göre halifeci, bunlara göre gerici. Çünkü kitabın ismini hatırlayalım. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. İslamlaşmayı savunan bir kitabı Cumhuriyet devrinde basabilir misin? Mümkün değil. Çünkü İslamsızlaştırma operasyonu devam ediyor. Sen Ziya Gökalp'in İslamlaşmak diye kitabını basacaksın.